Oluyor sanırım. Merhaba herkese. Şimdi Rüçhan Bey'i de yayına alacağım. Herkes hoş geldi. Rüçhan Bey'i bekliyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Harika. Şimdi toplantımıza ya da yayınımıza başlamadan önce bütün yorumları kapatmak istiyorum. Çünkü Rüçhan Bey'in yarısı, yüzünün yarısı görünmeyecek. Aklımız karışacak ama sizin elinizde bizi gördüğünüz sayfanın sağ alt köşesinde sanırım bir yardım aldım bu konuda. Bir üç nokta var. Oraya tıkladığınız zaman soru işareti ikonu var. Soru işareti balonu. Oraya sorularınızı biz sunum yaparken ekleyebilirsiniz. Ben şimdi yorum yapmayı kapatıyorum. Sizin hepinizi selamlıyorum. Burada olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bana mı diyorsunuz? Evet, size diyorum. Hoş bulduk Ferda Hanım. Öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. Hani çok Türkiye'de sanırım çok az kişinin sahip olduğu bir sertifikayı çok yakın zamanda fonksiyonel tıp uygulayıcısı olarak aldınız. Bunun teşekkür için... ederim. Sesiniz gitti. Şu anda duyuluyor mu? Duyuluyor. Siz beni iyi duyuyor musunuz? Ben kulaklığımı hazırladım ama ondan sonra da unuttum. Böyle kalsın mı? Kulaklığı takayım mı? Çok iyi duyuyorum ben sizi. Anlaştık. Peki tamam. O zaman. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten meşakkatli bir yoldu ama çok mutlu oldum. Böyle bir şeyleri başarabiliyor olmanın ötesinde daha çok verebilmek, daha çok şey görebilmek, aktarabilmek gibi bir fırsat doğuyor tabii ki. Aslında fonksiyonel tıp bizim klasik tıp eğitimi sırasında öğrendiğimiz bir şey. Fakat günlük uygulamaya geçtikten sonra, meslek hayatımıza atıldıktan sonra işin çehresi biraz değişiyor. Teşhis koyup tedaviyi başlatabilmeye dayanıyor. Neredeyse işte patolojiyi görmeye. Ama fonksiyonel tıp diyor ki, acaba bu ortaya çıkan patolojik durumu, hastalığı ne yarattı? Acaba biz bunu bulabilir miyiz? Bir kök sebep bulabilir miyiz? Acaba biyokimyasal bir yetersizlik, moleküler düzeyde bir sorun, çözebileceğimiz başka bir çevresel sorun, toksinlere maruziyet, hormonal dengesizlik, türlü konuları araştırıp klasik tıbbın sunduğu bütün tedavilerin yanında hastalara ek fayda sunabilmeyi amaçlayan bir sistem. Ben de bu sistemin parçası oldum. Çok çok mutluyum gerçekten. Çok teşekkürler. Tekrar tebrik ediyorum Ferda Hanım. Sağ olun. Bugün artık meme kanserinden bahsedeceğiz. Evet. Meme kanserinde fonksiyonel tıp bakış açısını da konuşarak beslenmeyi tartışacağız. Çünkü çok çok soru geliyor bu konuda. Meme kanseri tedavisi sırasında ne kullanacağım, sonrasında ne kullanacağım? Bunların hepsine süremiz yettiğince değineceğiz. Ama isterseniz öncelikle size çok sık gelen bir başka soruyu sorayım. Yani meme kanserinin her biri aynı mı? Meme kanseri tek bir başlık mı? Meme kanseri elbette tek bir başlık değil. Şimdi tabii bunu başlamadan önce de ben tabii ki bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yaklaşık 30 yıllık bir şey hayatım var. Yani tıp hayatım var, uzmanlık hayatım var. Ve pratiğimin çoğunu da meme kanseriyle olan hastalarla geçiriyorum. Bu kamu üniversitesinde gerek özel hastanelerde gerek polikliniklerde hasta bakarken biraz önce bahsettiğiniz gibi yani sadece hastanın hastalığını görüyoruz. Yani bu çok da bir kısıtlı sürelerimiz var. Tabii ki imkanlar çok fazla değil ama yani genellikle odaklandığımız şey hastanın hastalığı oluyor. Yani biz hastayı
olarak göremiyoruz. Hastanın diğer organlarını göremiyoruz. Diğer rahatsızlıklarını sistemini göremiyoruz. Hastanın nerede yaşadığını, nasıl bir ortamda yaşadığını, sosyoekonomik durumunu, psikolojik durumunu, yani bir bütüncül bir şekilde maalesef bakamıyoruz. Bunun sıkıntısını çok çok çekiyoruz aslında doktorlar olarak. Çünkü bunları bilmediğimiz zaman, bunlara hakim olmadığımız zaman hastaya olan faydamız da azalıyor. Dolayısıyla ben son zamanlarda özellikle bu fonksiyonel tıp yaklaşımlarını, bütüncül tıp yaklaşımlarını ve tamamlayıcı ögeleri pratiğime yavaş yavaş katmaya başladım ve bunun da harikasınız gerçekten. Meme kanserinden bahsedecek olursak, hastalık yok hasta var diye tabii bunu da temel olarak söyleyebiliriz. Her meme kanseri farklı bir şeydir. Her hastanın meme kanseri son derece farklıdır. Bunu kategorize etmek veya bunu işte bir takım başlıklar altında toplamaya çalışırız. Tedavi yaklaşımlarımızı buna göre değerlendirmeye çalışırız ama her hasta farklıdır. Her hasta farklıdır. Hastanın tümörü farklıdır. Her hastanın tedavisi farklıdır. Bu nedenle bir hastayı ele alırken tek başına ele almak lazım. Meme kanserlerinin çoğunu şu an için görüyoruz ki östrojene bağımlı meme kanseri dediğimiz bir tip var. Genel başlık altında son zamanlardaki gördüğümüz meme kanserlerinin çoğunda bu hakim. Yani bu belki bundan 40 yıl daha öncesinde görüşmüştük. 1950-60'lı yıllarda bu östrojene bağımlı meme kanseri azken şu anda hastaların %70-80'i neredeyse oluştu. O zaman %25'ler çerçevesindeymiş 1940'larda. Arada büyük bir artış var. Arada büyük bir artış var. Yani bunun hasta, sebebi yani olasılıkla çevresel. Tabii genetik çok değişmediğine göre, yani o 40-50 yıl içinde bir genetik değişiklik değişemez. Yani bunun etkenlerinin çoğunluğunu çevresel faktörler olarak düşünmek lazım. Östrojene bağımlı meme kanserleri dışında gene bir genel başlık olarak güçlü negatif meme kanserleri var. Bu da ayrı bir hastalık grubu. Bu da kendine özel bir hastalık grubu. Farklı biyolojik davranışa sahip, farklı genetik altyapıya sahip ve farklı çevresel faktörlere sahip. Bunun dışında yine bir tane ayrı bir meme kanseri grubu olarak da her iki pozitif meme kanseri, yani bu meme kanseri hastalarının %20'si kadarının oluşturduğu her iki denilen bir proteinin bu tür meme kanserlerinde hücreler tarafından taşındığı özel bir grup daha var. Bu grup, bu proteine karşı oluşturmuş özel antikorlar var, özel tedavi metotları var. Dolayısıyla bizim de bunu hastada bu konuyu bilmemiz gerekiyor. Başlıklar olarak meme kanserini bu şekilde tiplendirebiliriz. Bir de peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi bunlar çok etkili genler, öyle değil mi? Yani Angelina Jolie örneğini düşünelim. Genetik olarak yatkınlığını tespit ettikten sonra acilen iki memesini birden aldırdı ve riskini düşürmeye çalıştı. Gerçekten önemli bir davranış bu. Cesaret isteyen ve ciddi bir karar. Biz bunu önlemeye çalışıyoruz. Fakat fonksiyonel tıp bakış açısıyla benim burada bir eklemem olacak siz devam ederken. Fonksiyonel tıp bu gen saptamalarına, genlerle ilgili ilişkili durumları kabulleniyor. Ama diyor ki ben bu büyük gen etkilerinin dışında acaba vücutta olayların meydana gelmesinde etkili olan küçük gen polimorfizmleri var mı? Bunların üzerine minik değişiklikler yaparak büyük bir etki yaratabilir miyim? Bunu östrojenden bahsederken konuşacağız ama acaba östrojen miktarını azaltabilir miyim? Ya da onun metillenmesini düzeltebilir miyim? Ki bunu düzelttiği zaman başka alanlara da faydası oluyor. Dolayısıyla bir pencere açıp fonksiyonel tıbbın klasik tıbba faydasını ifade etmek istedim. Evet, tabii ki. Meme kanserlerini bir de çoğu hasta şöyle yanlış anlıyor. Hani benim ailemde hiçbir meme kanseri yok. Yani yakınlarımda, kardeşimde, teyzemde yok. Bende niye meme kanseri oldu? Hani meme kanseri genetikti. Hani aileden
böyle kafalarında çok soruyla geliyorlar. Aslında kalıtsal meme kanseri dediğimiz, yani genetik olarak bir bozukluğunuz var ve sizde mutlaka meme kanseri görülecek, kaçınılmaz olan bir şey olan grup aslında hastaların çok küçük bir grubu. Yani %5 demedim, %10'u. %90'ının Onlar atları bile riski de düşürebilir mi hocam? kesinlikle düşürebilir. Yani böyle bir şey tespit edildiği zaman genetik olarak böyle bir miras taşıyorlarsa, tabii öncelikle bu insanların yaşam tarzlarını, beslenme şekillerini, hareket tarzlarını, uykusunu, seviyesini, her şeyini değiştirmesi gerekiyor. Yaşam stilini değiştirmesi gerekiyor. Biz tıp olarak Böyle biraz risk azalabilir. ortodoks tıp veya geleneksel tıp olarak ne yapıyoruz? Tabii ki belli yaşı geçtikten sonra, özellikle doğurganlık yaşını geçtikten sonra 40 yaşları civarında, hani hastanın profilaktik mastektomi dediğimiz her iki memesinin ameliyat edilmesi, yumurtalıklarının ve rahimin alınması gibi Evet. nice cerrahi hizmetlerde bu genetik alt olanlara sunuluyor. Evet. Diğer genetik olmayan türlerden bahsediyordunuz. Ben sizin sözünüzü kestim. Bir büyük kitle de var ki Evet. BRCA genleriyle ya da işte o sizin bahsettiğiniz diğer büyük genlerle ilgisi yok. Triple negatif de değil. Hatta ailevi kanserlerden de değil. Ama var. Büyük bir kitle var. Böyle aslında. Yani hastalığın biz şöyle söyleyelim, %75'inde, hatta böyle büyük bir grubunda ne yapabilir? Bir sebep bile bulamayabiliyoruz. Hani ailesel öyküsü olmayan, genetik yatkınlığı olmayan, hani risk faktörleri de olmayan diye böyle şaşırdığımız, hani neden meme kanseri olmuş? Hatta genç yaşta meme kanseri olanlar da oluyor. Bu tür gruplarıyla da karşılaşabiliyoruz. Evet, burada bir şey eklemek istiyorum. Fonksiyonel tıp bakış açısıyla da bu grup hastada gerçekten bildiğimiz klasik risk faktörleri işte östrojene maruziyet yok, efendim geçme çocuk doğurma yok, efendime söyleyeyim alkol yok, hareketsizlik yok, sporunu yapıyor, düzgün besleniyor vesaire. Bunda bile hastalığa temel oluşturabilecek risk faktörlerini aramak mümkün olabiliyor. Nedir mesela? Biz risk faktörü olarak az sonra konuşacağız ama vücudunda enflamasyon olabiliyor. Mikrobiyatasında, bağırsaklarında sorunlar olabiliyor. Çok ciddi strese maruz kalmış olabiliyor. Toksine maruz kalmış olabiliyor. Vücudunda bulgu vermemiş ama ağır metal zehirlenmesi, işte çeşitli biliyorsunuz çevresel toksinler, onları da konuşacağız. Dolayısıyla bu grup hastada da yapılabilecek önleyici çok sayıda yöntem var fonksiyonel tıp bakış açısıyla. Zannederim bütün konuşmamız önleme, Önlem. hem oluşmasın hem de oluşmuş olan kanser nüksetmesin bakış açısında olacağız. Bağışlasınca. Tabii şimdi klasik olarak risk faktörlerinden bahsedecek olursak, hani biz şunu görüyoruz. Yani östrojene maruziyet. Östrojene de maruziyet ne kadar artarsa, ne kadar uzun süre olursa, bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani bir kadın ne kadar erken yaşta adet görmeye başlarsa, ne kadar geç menopoza girerse, yani bu 55 yaşın üstünde, 12 yaşın altında başladıysa, şu anda biliyorsunuz olaylar bu yöne doğru gidiyor. 12 yaşın altında Tabii. başlayanlar, 55 yaşın üzerinde menopoza girmeler, çok genç yaşta evlenme, çok geç yaşta 30 yaşından sonra ilk hamileliğini yaşama veya hiç hamilelik yaşamama, çocuğunu emzirmeme gibi böyle klasik şeyler sayabiliriz. Ama bu klasik olaylar meme kanserlerinin tamamında etkili değil. Özellikle neye bağlı? Östrojene bağlı meme kanserlerinde etkili faktörler. Yani bu Doğru. hasta risk faktörlerin kişilerde meme kanserine yol açması olayları östrojene bağımlı meme kanserleri için geçerli. Hastalar için özellikle de çok önemli, yapılması gereken bu östrojen maruziyetini azaltmak için çok fonksiyonel tıp açısından çok şeyler var. Çok doğru. Çok teşekkürler. O zaman biz genetik yapı olsa bile, genetik silahı doldursa bile tetiği çevresel faktörlerin çektiği konusunda hemfikiriz ve
bunun üzerine dizayn ediyoruz çalışmamızı. O zaman bu şeyi meme kanserinde bireye özgül, bireye özel, bütüncül yaklaşım içerisinde ele alınacak konuları özetleyebiliriz. Bir östrojen fazlalığı konusu var. Özellikle östrojene duyarlı meme kanserlerinde. Bunun dışında bir enflamasyon sorunumuz var ki belki ondan daha büyük ve bununla sürekli harmanlanan insülin direnci ve fazla kilolar konumuz var. Ve hiçbir şekilde göz ardı etmememiz gereken bir bağırsak mikrobiyatası konumuz var. Östrojen pozitif kanser hastalarında bu duruma uygun kemoterapi, radyoterapi ne gerekiyorsa cerrahi yapıldığını biliyorum. Bunun dışında östrojeni düşürmek için sizin aklınızdan geçen bazı yöntemler var mı? Tabii. Şimdi biz ortodoksken klasik tıp olarak ne yapıyoruz? Bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Hasta adet görüyorsa adet görmesini engelliyoruz. Adet görmüyorsa postmenopozal ise bir takım hormonal ilaçlar diyoruz. Gerçi bu ilaçlar hormona karşı ilaçlar. Östrojeni vücutta minimuma indirmeye çalışıyoruz. Ama bunlar her zaman yeterli olan şeyler değil. Biz baktığımız zaman meme kanseri hastalarında bir insülin direnci problemimiz var. Yani bunu yadsımamak lazım. Bu insülin direnci probleminin yarattığı, vücutta yarattığı bir tahribat var. Bunun yarattığı bir enflamasyon, bir iltihap durumu var. Ayrıca obezite sorunumuz. Obezite sorunu vücuttaki yağ dokusu oranının fazla olması. Bu da neye yol açıyor? Yağ dokusundan fazla östrojen üretmesine yol açıyor. Hatta obez hastalarda bizim bazı kemoterapi ilaçlarımız, dostaksel örnek vermek gerekirse veya hormon ilaçların aromataz inhibitörü dediğimiz böyle Aremidex, Femara diye böyle ilaçlar vardır. Bu ilaçların obez hastalarda etkilerinin daha az olduğunu görüyoruz. Yani geleneksel tıp yöntemleri dışında sizlerden de yardım alarak bu vücuttaki enflamasyonu azaltma, vücuttaki östrojen üretimini azaltma yolunda hastaya önerilerde bulunuyoruz. O zaman ben hemen fonksiyonel tıp bakış açısıyla ne yapabiliriz konusunu gündeme getireyim, açayım daha doğrusu. Hormonlar söz konusu olduğu zaman bakış açımızda hani algoritma olarak düşününce bir üretim, iki işte taşınması o hormonların, üç reseptörlerin bu hormonlara duyarlı ve dört vücuttan atılması söz konusu. Biz üretim faslına baktığımız zaman vücudumuzda östrojen sadece yumurtalıklarda üretilmiyor. İşte memede de var, başka dokularda da var. Fakat sizin az önce de bahsettiğiniz çok önemli bir özellik, insan vücudunda kadın ve erkek fark etmeden yağ dokusunda diğer hormonlar aromataz şimdi geldi. Aromataz nedeniyle vücuttaki diğer hormonların östrojene dönüşmesi ve bunun karşılığının oluşmadan vücutta toplam hormon östrojen düzeyi düşük olsa bile relatif olarak progesterona karşı diyelim yüksekliğinden söz etmek mümkün olabiliyor. Maalesef eğer enflamasyon varsa aromataz yani östrojen oluşturan bu enzim daha aktif hale geliyor. İnsülin direnci varsa karın çevresi yağlıdır. Yağlı olunca aromataz vardır. Yağlı olunca iltihap vardır. Bu aromatazı daha da arttırır. Östrojeni daha da arttırır. Östrojen yağ depolamayı arttırır. Enflamasyon. Yani bu kısa döngünün içerisinden çıkamıyoruz. Önce şu insülin direncini kırıp yağ dokusunu düşürüp hastayı bir fizyolojisi kendi ritmini bulabilecek bir aşamaya getirmek zorundayız. Evet, insülin direncini nasıl azaltabiliriz? Yani fonksiyonel tıp bize en çok önerdiği şey ne? Yani insülin direnci nasıl azaltılır? Ondan da bahsedelim hemen. Tabii ki düşük glisemik indeksi bir beslenme, yeterli protein, beraberinde yeterli sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlardan oluşan bir beslenme planı ve kişiye özel oluşturulmalı tabii ki. Hastanın meme kanserlerindeki ne diyeyim önleyici faktörlerden biri
olan işte egzersizi, uykusu, sosyal hayatı, aktiviteleri vesaire hepsi insülin direnci üzerinde etkili aslında. Tek başına bir şey değil ama başta %80 beslenmeyle bunu kontrol altına almalıyız. Bunu yaptığımız zaman işte aromatizasyon, östrojenin ekstra oluşması konusunu bir yandan hallediyoruz. Ama bunun yanında östrojeni kanda taşıyan seks hormon binding protein denilen proteini arttırıyoruz. Böylece hormon buna bağlanıyor ve serbest olarak dokulara gitmiyor. Dolayısıyla kanserojen etki yaratmıyor. Yani bu insülin direncini azaltmanın ekstra bir faydası. Bununla beraber hormona duyarlı reseptörler konusu var. Bunu belki daha başka bir toplantıda derinliğine konuşuruz ama şunu söylemek istiyorum. Soruların arasında bu var. Hormona duyarlı tümörüm var. Ben ömür boyu işte östrojen içeren bitkisel besleyicileri kullanmamalıyım gibi. Bu soruyu size soracağım şimdi. Ama östrojen konusunu kapatmadan önce bir de şunu söylemek istiyorum. Siz de katılacaksınız zannediyorum buna. Östrojen karaciğerde metabolize oluyor. Metabolize olurken çeşitli enzimler var. Buradaki küçük genetik eksiklikler ya da polimorfizmler ya da düzensizlikler metabolizmayı bozuyor. Ve kanserojen metabolitlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu olmasa bile eğer karaciğer metabolize edip toksik maddelerini, metabolik atıklarını bağırsağa attıktan sonra bağırsak işlemiyorsa, hastamız kabızsa demek ki bu hasta östrojeni vücudundan atamıyor. Hele hele bağırsakta beta-glukuronidaz denilen bir enzim var. O da varsa o östrojen serbestleşip tekrar karaciğere geliyor, dolaşıma girip ve tekrar piyasaya sunuluyor. Yine östrojen yüksekliğine ek bir katkı. Neyi kastettim burada bahsederken östrojenle ilgili? Bir, yağ dokusu inecek. İki, insülin direnci geçirilecek. Üç, kabızlık giderilecek. Net. Net, evet. Tabii bu başlık gelmişken sorulardan olan bu meme kanseri, aman östrojen reseptör pozitifim. Ömür boyu fitoöstrojen içeren besin maddelerini tüketmeyecek miyim? Sizin görüşünüzü ben de merak ediyorum. Şimdi hani bu konu aslında böyle açık bir konu değil. Yani elimizde çok derin ve çok sağlam bilimsel veriler yok. Bunlardan örnek vermek gerekirse mesela soya. Hani soya konusunda derin tartışmalar var. Soyanın işte fitoöstrojenik özellikleri olduğu, asla yenmemesi gerektiği gibi biz sonra baktık ki yani Japonya'da bol miktarda soya tüketilirken Japon kadınlarda meme kanseri batı toplumlarına göre son derece az. Sonra baktık yani soya aslında zararlı değil, faydalı olabilir gibi böyle tartışmalı konular ortaya çıktı. Veya biz diyoruz ki işte ada çayı gibi, işte keten tohumu gibi veya brokoli gibi işte fitoöstrojen içerebilen gıdalar var. Bunlardan uzak durun gibi şeyler biliyoruz hastalarımıza. Ama aslında keten tohumu son derece sağlıklı da olabilir meme kanseri. Harika bir şey gerçekten. Ben orada hemen girmek istiyorum. Keten tohumuna şey top gelmişken keten tohumu gerçekten çok kıymetli bir şey. Biz bağırsaklar çalışsın istiyoruz ya. Keten tohumu özellikle rendelendikten sonra kullanılırsa kendi kitlesinin 10 katı kadar su çekiyor. Ve bağırsaklarda kabızlığa vesaire aman vermiyor. Gayet güzel rahatlatıyor. Ama çok daha önemlisi dediğiniz gibi fitoöstrojenik etkileri var. Orada ben söyleyebilir miyim fonksiyonel tıp ne diyor bu şeye? Reseptörler konusuna. Şöyle, şimdi östrojen diğer steroid hormonlar gibi sentez sürecinden geçiyor. Ondan sonra metabolize olup yıkılıp atılması lazım. Bu metabolizma sırasında gerçekten kötü kanserojen parçacıklar da oluşuyor. İyi huylu, selim, daha doğrusu zarar vermeyen parçacıklar da oluşuyor. Bizim korktuğumuz östrojenler aslında
plastiklerden gelen, pestisitlerden gelen, toksik maddelerden, herbisitlerden gelen kötü östrojenler, bunlara senoöstrojen deniyor. Bunlar gidiyor, kötü reseptörleri aktive ediyor. Çok kaba tarif ediyorum, anlaşılsın diye kusura bakmayın. Fakat bitkilerden gelen, keten tohumundan, adaçayından daha çok sayıda var. Tabii ki soyadan, ama soyada özellik şu, GDO'suz soy olacak, organik. O zaman fitoöstrojenler son derece faydalı. Kötü reseptörleri uyarmıyor, kötü metabolitler oluşturmuyor. Biz sizinle konuşurken bundan bahsettik. Hani kanseri evet kökünden halletmek istiyoruz, öldürmek, yok etmek istiyoruz. Ama aynı anda bizim biyolojik dokularımızı, kendi hücrelerimizi de yaşatmak istiyoruz. Fitoöstrojenler bu anlamda sadece östrojenik değil, diğer bütün flavonoid etkilerinden düşünün yeşil çay ekstresini, kateşinlerini son derece faydalı. Ama gerçekten öyle bir şey var ki, blokaj var ki çok da yaygın. Nasıl bu yaygınlığa ulaştığından emin değilim. Doktorların arasında da, hatta biz fonksiyonel tıp eğitimi alırken de tartışıldı. Tekrar nasıl olur? Evet öyle. Şimdi anlıyoruz ki iyi reseptörler, kötü reseptörler, iyi metabolitler, kötü metabolitler var. Fitoöstrojenler iyiler kolundan hareket ederek olumlu etki gösteriyor. Ama bildiğimiz işte parabendir, plastikleştiricilerdir, pestisitlerdir. Bunlar senoöstrojen, bunlar kaynağı belirsiz östrojen. Gidip kötü reseptörlere bağlanıyorlar ve östrojenin bütün olumsuz etkilerini ortaya çıkarıyorlar. Fark burada. Yani şöyle demek lazım, hani fitoöstrojenler o kadar da kötü olmayabilir. Fayda var. Ara ara tüketilmesinde, yani bir tane adaçayı içtiniz diye haftada bir ya da 3 günde bir size bir meme tekrarlamasına yok neden olacak bir şey değil. Yani bu konular üzerinde çok kafa yormaktansa bence kadınların dikkat etmesi gereken başka şeyler var. Mesela kozmetikler. Kozmetikler ne kadar zararlı, içlerinde ne kadar kötü östrojen, yani kötü östrojen taşıyorlar. Veya bizim sürekli bütün dünyanın zehirlendiği plastik artıklar var biliyorsunuz. Yani bunu artık nerede yediğiniz ette, yediğiniz balıkta, işte yediğiniz sebzede, bütün bunlarda plastik zehirlenmesinin etkilerini artık dünyada yavaş yavaş da görülmeye başladı. Hava kirli. Yani kullanılan bütün o malzemeler, bütün kozmetik şeyler, yediğimiz bütün hayvansal ürünler, tavuk. Bir şey söyleyeceğim. Östrojen, kötü östrojen yok mu? Şimdi ailelerinde östrojen pozitif kanser olan kadınların hamileliklerinin ilk trimesteri ve son ayı bu tür plastikleştirici, daha doğrusu işte senoöstrojenlerden uzak durmaları için son derece önemli. Ve aynı şekilde bu yavruların ergenlik döneminde bu senoöstrojenlere, bütün makyaj malzemeleri, kimyasallar, pestisitler, bunlara maruz kalmaması gerekiyor. O da yine en şeyin açık olduğu dönem, meme kanseri açısından maruziyetin en etkili olduğu dönemlerden biri. Evet. Yani bu tür şeylerden uzak kalmak, hani mümkün olduğu kadar tabii ki, nasıl uzak kalınabilir bilemiyorum hani bu yaşam şeyimizde. Büyükşehir yaşamının getirdiği bir sıkıntı aslında bu, hani yediğimiz şeyler, içtiğimiz şeyler, soluduğumuz hava, içtiğimiz su, kullandığımız malzemeler, Bu elektromanyetik alan. elektromanyetik alanlar, sedanter yaşam, her yere arabayla gitmek, hiç hareket etmemek, uyku bozuklukları. Artık hepimiz yani stresimizi yönetemiyoruz. Stres içindeyiz çoğumuz. Stres altında ezilme durumu var. Yani çoğu stresle baş edemiyor. Kesinlikle doğru. Bu koronavirüs dönemleri, işte ekonomik sıkıntılar, kuraklık, yani üst üste geldi ya bu 2020 yılında. Yani stresimizi kaldıramama, majör depresyonlar, ağır depresyon halleri. Yani aslında bunları düşündükten sonra gerçekten söylüyorum, bizim vücutlarımız bayağı sağlam. Gerçekten çok dirençliyiz. Hele ki kadınlar. Kadınlar Kadınlar daha dirençli. Ağrı eşikleri daha yüksek.
Ondan sonra mücadele güçleri daha fazla, ama biraz fazla içimize atıyoruz galiba. Evet, kadınların o her yere yetişme, süper kadın, hani süper kadın şeyimiz var ya bizim. Süper kadın nedir? Her yere yetişir, her işi tam yapar, ev işi Yorulmaz. yorulmaz, ev işlerini de yapar, çocuklarına da bakar, kariyerde yapar, sabah 8, akşam 5 çalışır, akşam gelir, yemeğini yapar, çamaşırını yıkar, ev temizliği, çocuklarla ilgilenir. Modern kadın hocam. Ya bu kadına yüklenilen bu sorun, yani bu ağır yük getirmeyecek de ne olacak? Hem bu yük altında kadınların yaşadıkları yetersizlik duygusu, hani her şeyi yetinmeme duygusu, hep eksik etmeleri, onlara büyük bir bence psikolojik yük yüklüyor. Onun üstüne yüklenen bu zehir ne diyelim, yani çevresel faktörler, altyapıda şey varsa, ne derler, genetik bir yatkınlık. Yatkınlık. Yani kadınlarda ne görüyoruz en çok? Bu işler nasıl, neyle başlıyor? Otoimmüniteyle başlıyor. Yani otoimmün olaylar, yani bağışıklık sistemi bozuklukları, romatizmal hastalıklar, eklem ağrıları, cilt problemleri, alerjiler, Astım. astım, hele Bağırsak sorunları. hani kabızlık çekmeyen kadın var mı bilmiyorum yani. Hep, çünkü meme kanseriyle uğraştığım için, dört tane de kız kardeşim olduğu için kadınların, yani bütün bu olaylar. Bu olaylardan sonra en çok ne fark ediyorum? Hani bunları yaşayan psikolojisi var, genetik altyapısı var, üzerine çevresel faktörler var veya kadınlar başlangıçta bağışıklık sistemi bozuklukları yaşamaya başlıyor. İster alerji, ister romatizmal hastalıklar olarak. En sık gördüğüm ne biliyor musunuz? Meme kanseri hastalarının çoğunda tiroidit var. Yani bu tiroid problemi, ne bileyim, %50'den fazla, çok ilginç bir şey. Hatta önce hastalarda tiroidit ortaya çıkıyor, tiroid problemleri yaşıyorlar, tedavi görüyorlar falan. Aradan 5-6 sene ya da 10 sene geçtikten sonra arkadan meme kanseri gelmeye başlıyor. Acaba tiroidle meme kanseri arasında hani hem evolüsyonel, evrimsel olarak bir birliktelik mi var? Veya kadınların bu zehirlendiği çevresel faktörler, zararlı maddeler hem tiroidi hem memeyi mi etkiliyor? Ya da bu yaşanan stres, bu ne bileyim baskı, bu iki organı fazlaca mı etkiliyor? Yani hep benim dikkatimi çekmiştir. Aslında hani bunu bir bilimsel temeli var diye söylemiyorum. Sadece bunu ne olarak söylüyorum? Kişisel tecrübelerim olarak söylüyorum. Yani yaşadığım tecrübelerden çıkarmaya başlıyorum. Hani kadınlarımızın genel yaşadığı problemler bunlar diye düşünüyorum. Tabii biz bunları yaşayan bir kadınla karşılaştığımız zaman, hele hele de meme kanseri olmuş bir kadınla karşılaştığımız zaman, aslında biz sadece memesinde tümör var diye bakıyoruz. Değil mi? Hani memesinde Ne kadar haklısınız. tümörü çıkaralım, arkadan kemoterapi, ışın tedavisi verelim, hormon ilacını verelim, tamam, bitti bizim işimiz. Yani bu asla böyle olmamalı. Ağzınıza sağlık. Ben fonksiyonel tıp bakış açısına sahip bir hekim olduğunuzu düşünüyorum. Gerçekten fonksiyonel tıp hastanın predispozan faktörlerini, yani antecedentlerini, ailesel yatkınlıklarını diyelim. Ondan sonra olayları tetikleyen, bu durumun ortaya çıkmasını tetikleyen olayları, kim bilir travma, duygusal travma, çocukluk çağından kalma, çeşitli taciz vesaire gibi konular o kadar çok ki. Ondan sonra işte şehir değiştirmeden tut, bir sürü şey var, olay var. Beraberinde de süre gelen bir ortam var. Yani stresin devam etmesi, düzgün beslenmeme, modern hayatın beslenme türünü adapte etmek vesaire gibi bir altyapı, bir arka plan var. Ve hastanın sağlığını devam ettirmesi için gereken temel faktörler, işte uykusu, sizin söylediğiniz gibi stres yönetimi, beslenmesi, egzersizi, ilişkileri düzene girmeden bu sistemin, bu biyolojik bütünün, bu sistemler bütününün iyileşmesi zor. Fonksiyonel tıp bu temelde şeyi, hastaları 7 alanda iyileştirmeye çalışıyor. Bakıyor. Acaba bağırsakları, sindirim sistemi, her türlü asimilasyonu düzgün çalışıyor mu? Acaba
yapısal bütünlüğünü koruyor mu? Yani bu yapısal bütünlüğün bozulmasını damarlarda varis diye de düşünebilirsiniz. Karın çevresinde yağlanma da diye düşünebilirsiniz. Hormonları düzgün mü? Detoks sistemleri düzgün mü? Tuvaletini düzgün yapıyor mu? Enerji düzeyi iyi mi? Bağışıklığı iyi mi? Ve hepsinin tepesinde de ruhsal dünyası var. Acaba bu insan duygusal olarak tam ve yeterli mi? İnançları, pratikleri, kendisini besleyecek yoğunlukta mı? Bunların hepsine birden baktığı için aynı sizin yaptığınız gibi fark yaratıyor, iyileşme sağlıyor. Eminim sizin hastalarınızın da sizde en çok değer verdiği yön buralara önem vermenizdir. Son zamanlarda seyrettiğim en iyi dizilerden bir tanesi Bir Başkadır diye bir dizi var. Seyrettiniz mi bilmiyorum. Evet. Yani orada çok güzel anlatılıyor. Yani kadınlara yönelik sevgisizlik ve kadınlara yönelik duyarsızlık had safhada bence yani toplumumuzda. Yani bu işin üstüne daha da kötü olaylar yaratan şeyler. Yani kadın meme kanseri olduğu zaman ben hastayım bile diyemiyor. Yani nasıl anlatayım? Etrafındaki eşi olsun, babası, annesi olsun ona karşı duyarsız davranabiliyorlar. Yani kadın hasta olmaktan daha üzüldüğü şey hani Değersiz olması. duyarsız davranılması, değersiz hissettirilmesi veya sevgisizlikle karşılaşması, destek görememesi. Hani size konuşurken ben hayatımda birçok erkek hasta baktım, birçok kadın hasta baktım. Yani ben espri olsun diye belki espri değil tabii ki bu da yani şöyle hiç kanser olmuş bir kocanın eşi tarafından terk edildiğini hiç görmedim. Gerçekten hiç görmedim yani onkolojik pratiğim 30 yıllık belki neredeyse. Ama kanser olmuş kadının çok büyük oran demeyeyim yani yarısı demeyeyim belki ama üçte birinin eşleri tarafından terk edildiklerini, aileleri tarafından yalnız bırakıldıklarını çok şey oldum. Yani kadın hiçbir zaman hasta olmuş, kanser olmuş eşi asla terk etmiyor. Ama erkekler maalesef hasta olmuş eşini terk edebiliyor. Yani bu da hani hep aynı noktaya, ne noktasına geliyoruz. Yani hastalık yoktur, hasta vardır. Her hasta kendi çevresiyle, yaşantısıyla, sosyal durumuyla, ekonomik durumuyla, psikolojik durumuyla yani bütüncül olarak fonksiyonel tıp açısından birlikte değerlendirmesi gereken bir insandır diye düşünüyorum. Evet, çok haklısınız. Sözlerinize ben öyle bir pratiğe sahip olmadığım için bir yorum yapamayacağım ama çevremde benim de gördüklerim benzer. Keşke olmasa, belki fark yaratırız, belki kadınlar sesini çıkarır, belki size gelirler, bir şey olur. Yani çok üzücü bir şey söylediklerimiz. Ben siz bahsederken az önce neden otoimmün hastalık sonrasında kanser ortaya çıkıyor, meme kanseri ortaya çıkıyor kadında diye bahsetmiştiniz. Niye diye sorma yetisine sahip olmak fonksiyonel tıpla ilgilenmek demek zaten. Fonksiyonel tıp bakış açısına göre şöyle bir akış var. Eğer sizin bir genetik yatkınlığınız varsa ama bunu işte östrojen reseptör pozitif olarak düşünmeyin. Kanserlere genetik yatkınlık, mesela glutatyon, esmetiltransferaz, bir enzim polimorfizmi nedeniyle de yatkın olabilirsiniz. Sizin bir yatkınlığınız varsa, buna etki eden çevresel faktörler, buna kötü beslenme, işte pestisitlere maruz kalma, stres, ondan sonra bütün bildiğimiz çevresel faktörlerin etkisiyle ilk önce bizim bağırsak sistemimiz bozuluyor. Bağırsağımız çevresindeki dokularla birlikte vücudumuzun bağışıklık sisteminin %80'ini etrafında barındıran büyük bir ekolojik yapı. Milyarlarca bakteri, bizim gen sayımızdan daha fazla gen, vücudumuzda işte kilomuza göre yaklaşık 1,5-2 kilo bakteri var. Ve bu bakteriler bizim yararımıza olarak orada çalışmaya devam ediyorlar. Ortamı asitleştiriyorlar ki diğer patojen, ne diyeyim, ilk enfeksiyon yapıcı bakteriler yaşamasın. K vitamini üretiyorlar, B12 üretiyorlar. Çeşitli faydalı malzemeler, kimyasallar diyeyim, üretiyorlar ki bağırsak hücrelerimiz canlı kalsın. Eğer bizim gıda duyarlılıklarımız varsa, efendim, kimyasallara maruz kalıyorsak, ki
vücudumuzdan en çok dış etmenlere maruz kaldığımız alan aslında bütün sindirim sistemimiz. Ağız burun yoluyla giren patojenlerle ya da mikroplarla ya da kimyasallarla karşılaşma alanı burası. Eğer bağırsağın iç yüzeyi bozulmaya başlarsa, bakteriler kötü huylular lehine değişmeye başlarsa, iyi huylular kaybolursa, hücrelerin zaten orada tek katlı bir hücre yapısı var. Hücrelerin arası açılıyor. Biz buna geçirgen bağırsak diyoruz. Geçirgen bağırsak artık geçirmemesi gereken gıda parçalarını, bakterilerin toksinlerini, hatta kendilerini, işte çeşitli kimyasalları vesaire direkt kana veriyorlar. Kana verince vücut bunları yabancı cisim olarak algılıyor ve bütün iltihabi elemanlarla oradaki ortadan kaldırılması gereken malzemenin üzerine saldırıyorlar. Ama bu saldırı maruziyet devam ettiği sürece kronik, hafif düzeyde iltihap olarak vücudumuzda kalmaya devam ediyor. Normalde iltihap nasıl olur? İşte arı sokar, orası çok ağrır, şişer, dokunamayız. Ama bir süre sonra vücudumuzun savunma sistemi onu ortadan kaldırır ve enflamasyon söner. Ya da atıyorum ishal olursun, iltihabi süreç tamamlanır, olay biter, enflamasyon söner. Ama biz bu toksinlere ve çeşit çeşit toksinlere, yani her gün yüzlerce toksine maruz kaldığımız sürece, eğer bağırsağımız da geçirgen hale geldiyse, kronik düzeyde hafif iltihap hiç bitmeden devam edecek. Bu koşullar altında otoimmün hastalıklar ortaya çıkıyor. Ama biliyoruz ki otoimmün hastalık işte sadece romatizmal hastalıklar, işte tiroidle ilgili hastalıklar, demans, Parkinson, işte divertikülit, ülseratif kolit vesaire değil. Hem kardiyovasküler hastalıkların hem de kanserlerin ön aşamaları aslında otoimmünitenin tetiklenmesiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sizin söylediğiniz bu bağlantı var. O bağlantıyı görebiliyoruz ve bunun için yapılabilecek şeyler de var. Yani yine enflamasyona geliyoruz. Aynı kanser tedavisinde önüne geçmemiz gereken ya da risk yönetiminde önüne geçmemiz gerektiği gibi enflamasyonun baskılanması ama doğal yollarla, insülin direncinin azaltılması, toksinlere maruziyetin azaltılması, bağırsak mikrobiyatasında tespit edilen bununla ilgili çok ayrıntılı testler de var artık. Buna yönelik bitkisel ya da farmasötik diyeyim tedavilerle sistemin tekrar normal düzene gelmesi için ona destek olma imkanımız var. Bu döngüden çıkma imkanımız var. Karaciğer yağlanması da bu döngünün belirtilerinden bir tanesi değil mi? Yani vücuttaki kronik enflamasyonun, vücuttaki toksinlere maruziyetin, uzun süre ilaç kullanmaların, uzun süre Evet. ilaca maruziyetin sonucunda karaciğer yağlanması aslında bu da vücudun iltihaplan altında olduğu, enflamasyona maruz kaldığı yani. Tabii. O şey bağırsaktan geçen kimyasallar, toksinler, gıda artıkları vesaire bütün o iltihabi cevabını ilk geldiği yer portal ven aracılığıyla karaciğer. Karaciğer bu yükü kaldıramadığı zaman yağ hücreleri şeklinde bir yerlere paketleyip kaldırmak istiyor. Üstünde yani işlevlerini korumak için yapıyor bunu. Fakat üst üste geldikçe karaciğerin fonksiyonu bozuluyor. Bu aslında ne demek? Ben östrojenleri de metabolize edemiyorum. Toksinleri de metabolize edemiyorum. Tamamen ellerimi kaldırdım, teslim oldum demek oluyor. Altında Dolayısıyla sonra siroza bile gidebilirim diyor tabii. Bir süre sonra siroz, tabii. eskiden karaciğer kanserinin en önemli sebeplerinden hepatitler şeylerken şimdi hani bu karaciğer yağlanması, arkadan gelen sirozlar, arkadan karaciğer kanseri böyle bir sıra izlemeye başladı. Yani şeyler değişmeye başladı. Evet. Neden? Kök sebeplerin farklı farklı şeyler olduğunu anlamaya başladık artık, öyle değil mi? Artık şimdi de tabii hastalarımıza acaba biraz da hani şurada bir 20, zaman 20 dakikamız falan kaldı sanırım. Biz yer verebilir miyiz? Yani biz diyelim ki östrojene bağımlı meme kanseri hastası. Nasıl bir hastadır? İşte ameliyat olmuştur. Kemoterapisini, radyoterapisini almıştır. Ve hormonal tedavi ilaçlarını almaktadır. Kontrollere gitmektedir. Veya metastatiktir, hormonal tedavi almaktadır,
hormon ilaçları kullanmaktadır. Biliyorsunuz EV4 meme kanserleri de şu anda son derece gidişli kanserler. Yani kontrol altında tutulabilen, tedavileri şu anda daha başarılı olan, uzun yıllar yaşayabilen hastalar. EV4 meme kanserleri de artık bizim için böyle çok tehlikeli hastalık grubundan çıkıyor. Östrojene bağımlı olan, ister erken evre olsun, ister metastatik evrede olsun, hormonal ilaçlar kullanan hastalarımıza, özellikle problemleri varsa, özellikle yağ dokuları fazlaysa, özellikle karaciğerleri yağlıysa veya diyabet hastalarıysa, hipertansiyon hastalığı veya damar sertliği hastalıkları da birlikte yaşıyorlarsa, anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir paket diyelim biz buna. Yani bir metabolik hastalık gözüyle de görüyorsunuz östrojen pozitif şeyi, meme kanserini. Bu hastalara bizim önermemiz gereken şeyler nelerdir? Tabii ki geleneksel tıp öğelerini asla bırakmıyoruz. Asla alması gereken tedavileri almayın demek değil bu. Yani kesinlikle bu yanlış anlaşılmasın. Bunların yanına koyacağımız bir beslenme tarzı, bir yaşam tarzı, bir uyku düzeni, bir egzersiz düzeni, değil mi? Stres. Kesinlikle. Ben küçük bir parantez açacağım. Belki bu şu anda elimizdeki bilimsel kanıt olarak değerlendirilen, işte binlerce hastanın katıldığı randomize kontrollü çalışmalarda gösterilmiş olmaya başlayamamış ya da sonuçları elde edilememiş olsa da daha kanser tedavisi sırasında, özellikle kemoterapi sırasında ketojeniğe daha yakın bir beslenme uygulandığını okuyorum. Ve özellikle kanser ama kemoterapinin uygulanacağı günün gerçekten oruç olarak geçirildiğini, bu sayede kanser hücreleri besinsizliğe dayanamadığı için kanser tedavisinden daha fazla zarar görüp öldüğü, ama bizim kendi biyolojimizdeki hücrelerin bu dönemde kendini uyku dönemine alıp kemoterapiden daha az zarar gördüğünü, bu yüzden de işte yan etkilerin daha az olduğunu, iyileşme sürecinin daha hızlı olduğunu görüyor, okuyorum. Sizin görüşünüzde bunu merak ediyorum. Ondan sonra da takip dönemini de söyleyeyim. İzleyenler bunu tabii tıbbi tavsiye olarak almasınlar. Kişisel görüşlerimiz olarak tek alsınlar. Hani ben bazılarında çoğunda hatta yapıyorum. Hani kemoterapi öncesinden başlamak üzere işte toplam 4 ila 5 gün yarı oruç. Yani ne demek bu? İşte gün alımına 600-800 kaloriye kısıtlama, karbonhidrat alımını azaltma, özellikle akşam 6'dan sonra 5'ten sonra yemek yememe, sabaha kadar kalma gibi 4-5 gün uyguladığım bir sistem var. Bu sistem tabii ki teorik olarak hani kanser hücrelerini aç bırakma diyelim buna. Yani kanser hücreleri aç kalsın. Çünkü onlar çok çoğalıyorlar, hızlı çoğalıyorlar ve enerjiye ihtiyaçları var. Ve biz o sırada kemoterapi yaparken etkinliğimiz daha fazla olsun. Hani teoride bu bilimsel olarak daha kanıtlanmamış durumda. Ama başka bir şey daha gördüm. Hani bu tür diyet yaptığımızda hastalarımız aslında bulantıları da daha az oluyor. Hani mide şikayetleri de daha az oluyor. Gastrointestinal sistem şikayetleri daha az oluyor. Daha rahat uyuyabiliyorlar. Hani böyle bir kalori kısıtlamasına, ketojenik diyet benzeri bir şey yaptığımızda aslında yan etkilerin de bir miktar azalmış olduğunu görüyoruz. Daha henüz bilimsel verisi tam olarak elimizde yoksa da hani en azından hastanın şeylerini azaltmakta, kemoterapiye bağlı yan etkileri azaltmakta da başarılı olduğunu bu tür bir diyetin görüyorum. Ama teoride de hani kanser hücrelerini daha fazla öldürebiliriz bu yolla gibi mantıklı bir açıklaması da var. Tabii ki kemoterapi alan hastalarda özellikle kemoterapi alan hastaların anneleri, yakınları, anneleri başta olmak üzere ne yapmaya çalışıyorlar? Hani beslensin, güçlensin, bağışıklık sistemi artsın gibi hastayı aslında aşırı beslenmeye tabi tutmaya başlıyorlar. Biz meme kanseri hastalarının kemoterapi hastalarının biz kilo değil, kilo verme değil hani kemoterapiden dolayı hani bekliyoruz ki kilo versin. Hayır, aslında hani bir 5 ila 10 kilo arasında hatta büyük kilolar aldıklarını kemoterapi sırasında görüyoruz. Bunun da nedenini anladık ki başta anneler,
birlikte yaşadığı insanlar beslen kızım, beslen kızım, yoğurma kendini, işte evde çalışma, otur, sürekli bir şeyler yedirmekten aslında ne yapıyorlar? Hem kemoterapisini bozuyorlar, hem etkinliği azaltıyorlar, hem insülin direncini arttırıyorlar, hem yağ dokusunu arttırıyorlar. Yani biz hastayı tedavi etmeye çalışırken onlar tam tersini, tabii ki son derece iyi niyetli, hani Muhakkak tabii. etten bahsetmiyoruz. İyi niyetli de olsa yanlış algı sebebiyle, hani direnci güç olduğu olsun, işte kemoterapiden zayıflamasın diye şey yaparken tam tersine olaylar da maalesef yaratabiliyorlar. Çok haklısınız. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bir soru vardı. Kesin kez hastaların ne yememesi gerek sorusuna benim kişisel cevabım şeker, rafine karbonhidrat, fruktoz şurubu falan gibi bir şey. Yani rafine karbonhidrat içeren şeylerin hepimizin hayatından çıkması gerekiyor ama bence özellikle tedavi gören bu tür vücudunun bağışıklık sisteminin ayakta durmasının çok önemli olduğu hasta grubunun buna çok önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hani kesin kez yememesi gereken bir şey deyince, hani bu tür hastalarda tabii başta şeker ve şekerden üretilen şeyler. Ama şunu düşünmeyelim, şeker kanseri besler gibi, hani böyle bir şey de demeyelim. Çünkü bu da çok doğru bir şey değil. Şeker aslında bir tür, tabirin maruz görün, zehir gibi bir şey. Hani aslında sonradan üretilen bir şey, insanoğlunun yaptığı bir şey. Hani doğada böyle buluyoruz. Böyle bir şey değil. Kendimiz bir takım kilolarca pancarı, kilolarca bitkiyi rafine edip bir takım işlemlerden geçirip işte kristal, o şeker elde edip sonra bunu gıdalarımıza katıyoruz. Ben de eskiden şey yaptım. Sonra bir insülin direncim çıkınca, hani kendim de tecrübe ettim. Şekeri kesince ya bir süre sonra yemeklerin tadını almaya başlıyorsunuz. Aslında hani çay içiyorsun Tabii. gibisiniz. Hani ya diyorsun bu çayın tadı varmış. Veya işte ne bileyim başka şeyler yerken bile sırf şeker veya çok tuz koymak gibi yemeklerin tadını almayıp sırf şeker ya da tuz yemek gibi bir şey oluyor. Sonradan ama 6 ay 7 ay geçtikten sonra herhangi bir şeye şeker attığınız zaman çok acayip geliyor insana. Hani şey oluyorsunuz, rahatsız oluyorsunuz. Kimyasal olduğunu anlıyorsunuz o anda, değil mi? Yani hastalarımızı şekerden uzak tutabilirsek, şekeri kanseri besliyordan ziyade bu şekerin yarattığı, sürekli yarattığı insülin direnci, Ve insülin enflamasyon. direncinin enflamasyon ve insülin direncinin yarattığı salınan hormonlar, vücutta kortizol, bir takım büyüme hormonları salgılanıyor ve kansere ortam hazırlıyor. Yani biz bu şeyden kurtulabilirsek, bu alışkanlıklardan, uzun dönemde bize sırf kanseri önlemek açısından değil, yani diyabeti, tansiyonu, kalp damar Bütün hastalıklarını metabolik hastalıklar için. önebilir. Evet. Ben bir de özellikle östrojen pozitif olan hastalar için süt ürünleri konusuna da değinmek istiyorum. Çünkü bu marketlerde satılan sütleri düşünürsek ben hani bu konuda çok okudum ve görüşüm bu yönde. Östrojen içerdiklerini, büyüme faktörleri içerdiklerini biliyoruz. Nihayetinde süt ineğin yavrusunu beslemek için büyüme faktörleri içeren bir gıda. Bu kefir de olsa, evde yapılmış yoğurt da olsa benim gözümde yoğurt. Çünkü ona göre içinde protein partikülleri var. Bize uymayan büyük partiküller var. Laktoz intoleransının zaten yaygın olduğunu biliyoruz. Ben mesela bir evde kalsiyum kaynağı olması açısından illa ki yoğurt bulunması gerektiğine inanmıyorum. Bunun yerine kalsiyumu alabileceğimiz koyu yeşil yapraklılar var. Efendim söyleyeyim kuru yemişler var, kuru baklagiller var. Evet, kemoterapi sırasında, radyoterapi sırasında antioksidanlardan biraz uzak durmamız gerektiğini, özellikle o hani ketojenik diye bahsettiğimiz kısımda söylüyorum. Biraz bu yeşillerden, renklerden uzak durabiliriz ama daha sonra bütün fizyolojimizi ayağa kaldırıp bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için koyu yeşil yapraklıları bütün diğer rengarenk sebzelerle birlikte hayatımıza sokmalıyız. Bunun yanında yoğurt benim gözümde şart değil. Bana sorulsa benim hazırladığım hiçbir programda net olarak yoğurt bir yer edinmiyor. Ama kemoterapi sırasında hastanın iştahı yoktur. Başka şey bulamaz ya da işte birazcık daha ketojenik tarafta kalabilmek açısından karbonhidratları azaltmak açısından yoğurdu tercih ediyor olabilir. Ama
kısa bir dönem diye düşünüyorum. Benim gözümde onun yeri öyle. Evet. Siz ne dersiniz? Ben sizinden %100 hemfikir değilim bu konuda ama şimdi sütten ben de hani şey yapmıyorum. Hani belli bir yaştan sonra süt içilmesinin insan vücuduna çok yararı olduğunu düşünmüyorum. Hani bu şey değil. O konuda aynı fikirdeyim ama kefir gibi, işte yoğurt gibi, işte probiyotik, prebiyotikler taşıyan, işte bağırsaklara faydalı olabilen, az da olsa yani diğer kalsiyum kaynağı olabilen, bazı insanlara son derece serotonin de salgılatıyor, bilmiyorum, rahat insanları mutlu da edebilen bir besinin yani hiç yenmemesinden ziyade arasında yenmesinde bir zarar olmayacağını düşünüyorum. Haklısınız. Peki, o zaman tedaviler dışındaki dönemleri içeren bir beslenmeyi gözümüzden geçirirsek meme kanseri hastasında tabii ki yine bireysellik ön planda. O hastanın koşullarını yemek hazırlayabiliyor mu? Yine dışarıdan mı satın alacak, birisi mi getirecek? Efendim, gıda intoleransları var mı? Özel şikayetleri var mı? Mesela tolere edemediği, atıyorum, baklagiller var mı? Mesela otoimmün hastalıklarda, tiroid dahil, baklagilleri tolere etmekle ilgili ciddi sıkıntılar oluyor. Ama onları bir sisteme sokabiliyoruz nihayetinde. Benim gözümde bu hastalar kendi vücut kitlelerine uygun bir protein almak zorundalar. Protein esas detoks, zehirsizleştirme faaliyetleri için de şart. Bütün savunma elemanlarının da proteinden yapıldığını unutarak, viseral proteinlerin de olduğunu düşünerek proteinin eksik kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama mesela kırmızı et kaynağı olarak özellikle büyükbaş hayvanlardan fazlaca faydalanılmaması gerekiyor. Yine östrojen içerdikleri ama beraberinde de enflamasyon yapıcı, araşidonik asitli yemlerle beslendikleri için etlerinin bize daha çok vücudumuzdaki omega 3, omega 6 dengesini iltihap yapıcı omega 6 yönüne arttırdıkları için kullanmamalarını istiyorum. Aynı zamanda bunun aterosklerozla da ilgisi var, çok alanda ilgisi var. Yani bir hormon, östrojen, iki bu iltihap yapıcı özellikleri nedeniyle kırmızı et, özellikle de dana eti bizden uzak olsun istiyorum. Evet. Ama beyaz et... Baş hayvanlardan gelen kırmızı et yerine kuzu gibi ya da küçük baş hayvanlardan gelen daha iyi herhalde. Ve evet. 50 yaşından sonra özellikle yani benim de genel tavsiyem et yenmemesi. Yani kırmızı et özellikle çok nadir, haftada bir gibi böyle bir az oranda yenmesi. Çünkü kesinlikle yarattığı süper serbest radikaller zaten vücut artık karşılayamıyor. Yani etin yarattığı. O nedenle diyoruz ki yani etin yanına asla ne güzel işte pilav koyalım, işte makarna koyalım gibi biliyorsunuz adetlerimiz ya da ekmek ekmek koyalım. Hani böyle İskender'de gelsin. Böyle yemek yerine eti işte günlük 100 gramı aşmayın bir. İki, yerken yanına mutlaka bir onu tamponlayıcı bir yiyecek. Haşlanmış ot olabilir. Yani yanına asla şey koymayın. Böyle hele beyaz pilav, ne bileyim beyaz makarna gibi şeyler koymayın. Bunları tamponize etmek için yanına mutlaka sebze ya da ot koyun. Yani biraz önce söylediğiniz gibi. Çok doğru. Protein kaynağımızı daha çok hani balığa değil mi yönlendirelim? Ya da daha çok... Tabii. Omega 3 kaynağı olan küçük balıklar. İstavrit, hamsi, sardalya. Biz vücuttaki omega 3 düzeyini artırmak istiyoruz. O iltihabı baskılayan bir şey. Hatta yüksek doz, hani yüksek derken 2-3 grama kadar omega 3 kullanılmasının da beslenme desteği olarak enflamasyonu baskılamak için ben öneriyorum. Şimdi tabii beslenme tarzını östrojen pozitif meme kanserleri için şöyle tekrar toparlayalım mı isterseniz? Hani bir, yağ dokumuzu azaltacağız. İki, vücuttaki inflamasyonumuzu azaltacağız. Bunun üzerinden hareket edeceğiz. Bunun için de mevsim sebze, meyve ağırlıklı, günlük tencere yemekleri, değil mi? Yani o tür şeyler... Ha, onu söyleyecektim hocam. Özellikle biz etten bahsettik ya, etin de yüksek ısıda pişmemesi gerekiyor. Yani ızgara gibi,
mangal gibi üzerinde daha fazla toksik madde ortaya çıkıyor. Bunları yapmamamız, tencere yemeği ya da fırında pişirme şeklinde yapmamız gerekiyor. Sizin söylediğiniz gibi o sebze meyveler için de oranlar var. Her gün en az 3 su bardağı koyu yeşil yapraklı sebze. Bu işte ıspanak, semiz, pazı, maydanoz, roka, tere vesaire bunları bir tarafa koyuyoruz. 3 bardak brokoli gibi, soğan gibi, sarımsak gibi vücudumuzun zehirsizleştirme faaliyetini, karaciğerin faaliyetini destekleyecek besin maddeleri almamız lazım. Burada yine parantez açıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Günde 3 bardak da renkli sebze ve meyve yememiz lazım. Meyvesi daha az ama sebzesi daha çok. Havuç, pancar, işte kırmızı soğan, renkli olarak ne bulursak işte kök sebzeler de buna dahil. Ben özellikle vücudun zehirsizleştirilmesi için vücuttaki antioksidanların piri olan glutatyonun desteklenmesi için brokoli gibi, lahana gibi, Brüksel lahanası, pırasa, kereviz gibi sülfür içeren besinlerin de bu kemoterapi dışındaki dönemde ya da radyoterapi dışındaki dönemde bolca kullanılmasından taraftarım. Burada da hastaların aklında bir soru işareti var. Onunla da sizin ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Nedir o? Brokoli mesela yenmemeli şeklinde. Bu da tabii ikircikli bir tartışmalı konu. Şimdi biz kemoterapi sırasında biraz önce söylemiştik ya, yani biz kemoterapi ilaçlarımızın bazıları, hepsi değil aslında. Tümörcüleri nasıl öldürüyorlar? Aslında serbest radikalleri açığa çıkararak öldürüyorlar. Yani DNA hasarına yol açıyoruz. Yani kemoterapi ilaçlarıyla. Yol açmak ve onları öldürebilmek için arkadaşlar serbest radikallerle hareket edip bu zararı vermek için. Bu tür kemoterapi tedavisi, yani biz yoğun antioksidan içeren bir beslenme hasta alırsa biz görürüm. Yani bunun endişesini taşıyoruz. O nedenle antioksidan içeriği yüksek olabilecek. Yani brokoli, Brüksel lahanası gibi, kuru erik gibi, böyle beriler var ya, işte böğürtlen türü, koyu renkli üzüm gibi veya nar gibi. Antioksidanı çok renkli sebzeler, meyveler. Koyu meyvelerden, hani en azından kemoterapi günlerinde uzak durmalarını öneriyoruz işin açıkçası. Ama Diğer zamanlarda? diğer zamanlarda tabii, yani kemoterapinin etkisinden kurtulduğu zaman, boş günlerde veya kemoterapisi bitmişse hastaların bunları alması son derece faydalı. Neden? Yani vücudun toplanması lazım. Vücudun travma geçirmiş, ameliyat olmuş. Rejenere olması lazım, değil mi? Neredeyse. Ameliyat olmuş, kemoterapi almış, üstüne ışın tedavisi. Burada saldırıyoruz, yani sağlı sollu artık, hani bütün silahlarla. Dolayısıyla kendine gelebilmesi, sistemin yerine oturabilmesi, rejenere olması, immün sistemin ve bağışıklık sisteminin ve sistemlerin tekrar yerine oturabilmesi için bu tür beslenme tarzı faydalı olacağını düşünüyorum. Birkaç soru soracağım. Gelen sorular. Kefir konusundaki görüşünüzü söylediniz. İyot eğer eksikse yerine konmalı. Meme kanseriyle gerçekten ilişkisi var, onu söyleyeyim. Fitoöstrojenleri konuştuk. Meme kanseri anne tarafından aktarılır. Soru anne baba fark eder mi diyordu. Fark eder. Böyle anne tarafına aktarıldı diye bir şey yok. Yani bir şey. Yani bu genel bir görüş şeyi de öyle değil. Yani biz bu %50 %50 herkesin şansı, anne babanın, her iki taraftan da gelebilir. Öyle bir şey sakın düşünmeyin. Aa, ben de öyle biliyordum. Hayır, yani baba tarafından da genler aktarılabilir, anne tarafından da aktarılabilir. Yani bu sadece Evet. aktarılır diye düşünmek yanlış olur. Mendelyan Peki. kural bu bir şanstır zaten. Anlıyorum. Tabii doğru. Hiç düşünmeden kabul ettiğim bir şey bu da benim demek ki. Şeyleri bizim doktorlarımız ne kadar, yani şöyle olmalı bence. Ben hastanın bütün vücudunda bakabileceğim elektrolit olsun, vitamin olsun, mineral olsun bakmaya çalışıyorum. Yani bu ferrit, demirden tutun da vücutta iyota kadar, işte C vitamininden tutun da folik asitine kadar, D vitamini, bunu unutuyordum neredeyse. D vitamini çok çok önemli. Aynen. Yani eksik olan şey varsa,
Bunun tamamlanması gerekiyor. Yani iyot artık biliyorsunuz idrarla ölçülebilen bir şey. Belli bir miktarın üzerinde olması gerekiyor. Eğer ki bunlar eksikse, magnezyum, mesela magnezyum çok ilginç bir şey. Çoğu insan diüretik kullanıyor tansiyon ilaçları nedeniyle. Yani idrar söktürücüler kullanıyorlar ve bu idrar söktürücüleri kullanma nedeniyle hastalarda böyle potasyum sorunları, magnezyum sorunları, Elektrolit dengesizlikleri oluyor. böyle sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunun farkında olmayabiliyor. Ve bir takım rahatsızlıkların sebebi bu mineral eksiklikleri de ortaya çıkabiliyor. Yani insanların bu tür şeylerine bakılması ve eksikse yerine konması son derece önemli. Fonksiyonel tıp bakış açısı birebir bunu söylüyor. Melatonin, ben öneriyorum. Hormonlarla da östrojen metabolitleriyle de ilgisi var. Siz öneriyor musunuz melatonin? Çok memnunum aslında. Yani çoğu hastamız özellikle stres bayan kadınlarda zaten bir uykusuzluk problemi, uyku düzensizliği var zaten bu hani kabul edilecek bir şey. Yarısı uyanma, 4 mesela 3 saat uyuyorsunuz, 4 saat 4'te kalkıyorsunuz, bir bakıyorsunuz uyanmışsınız ve uykunuz bir daha gelmiyor. Uykuya tekrar dalamıyorsunuz. Veya akşam uykuya dalamıyorsunuz. 3'e 4'e kadar uyumak için çabalanıyorsunuz. Yatağın içinde dön dön tabii sinir oluyorsunuz iyice. Uykusuzluk problemleri çok sık zaten. Onun üstüne binen işte ameliyat, kemoterapi falan olunca çok sık uykusuzluk problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki hemen ilaca sarılmak işte Xanax'lar, Nervium'lar hani bunlara İmovan'lara sarılmak yerine melatonin veya basit bir pasiflora şey yapabiliyor. Hani çok faydalı olabilir. İşe yarıyor. Melatonin çok Peki kemoterapi, radyoterapi sırasında öneriyor musunuz melatonin? sakıncası yok. Melatonin tabii kemoterapi özellikle zaten hani bunları iyi geçirsin. Uyku çok önemli. Uyku insanı tekrar şarj eden, mesela telefon gibi düşünün. Yani bence bana göre öyle. Telefonun şarj olması lazım. Yani siz uykuda şarj oluyorsunuz. Beyniniz toparlanıyor, vücudunuz toparlanıyor. Uyumak zorundasınız. Yani kemoterapi alan, radyoterapi alan, ameliyat olan, stres içindeki bir vücudun uyumaması gibi bir şey son derece sakıncalı. Yani bağışıklık sistemini çökertebilecek bir şey hatta. O nedenle ben özellikle hastalara hani uykunuz nasıl? Hani başta şeyi koyuyorum hatta. Uyku bir numara gibi. Uyku bir numara, beslenme Evet. egzersiz 3 numara gibi. Öyle sayı stres yönetimi saydığım zaman uykuyu her zaman bir numaraya koyuyorum ve bunun gerçekleştirilmesi için de hani melatonin işe yarayacaksa tabii ki son derece kullanıyorum da memnunum da. Gerekirse psikiyatri görüşü, gerekirse psikoterapi yani insanların uyuması şart. Ben beslenmeyi bire koyuyorum. Çünkü eğer hasta akşam yemeğinde karbonhidrat yoğun yediyse, akşam yemeğinden sonra atıştırmaya meyve bile olsa devam ediyorsa, özellikle bizim yaşlarımızda uyku kalitesi tamamen bozuluyor. Dolayısıyla önce beslenmeyi düzeltiyorum. Günlük fiziksel aktivitesi yeterince oluyor. İşte stres yönetimiyle ilgili yapabileceği ne varsa dua mı olur, anlatmak mı olur, neyse yazmak çizmek mi olur, onlar da tartışmak yani konuşulacak bunlar. Bunları Ondan sonra melatonin, ama meme kanseri olgularında aynı zamanda antioksidan etkilerinden ötürü ekstra benim gönlümde bir yeri var. Aslında hocam süremiz doldu. çok çabuk. İnşallah. Bazı sorular da var. 21 tane falan soru var. Onlara bakalım ister misiniz? Yoksa... Bir 5 dakika daha insanları da sıkmayalım. Böyle dikkatinizi çeken sorular varsa. Fonksiyonel tıp meme kanseri sırasında tamoksifen kullanımı hakkında ne düşünüyor? Ben medikal tedavinin tamamının gerçekleşmesine inanıyorum. Meme kanseri yaşayanlara glutensiz beslenme öneriyor musunuz? Aslında herkese öneriyorum ama sizin görüşünüzü de merak ediyorum. Ama dur, tamoksifen falan geçiyor. Onları hemen size sorayım. Tamoksifen kullanımında 6 yılın devamlı overkist oluşumu oluyor. Bu kısır döngüden kurtulmanın bir yolu var mı? 37 yaşındayım diye gidiyor. Evet. Şimdi tabii bunun için alternatif şeyler var. Birlikte kullanabileceğimiz LHRH analogları dediğimiz bir takım uygulamalar var. Veya tamam buna yol açıyorsa onun yerine kullanacağımız alternatif ilaçlar var. Bunu hem kadın doğumcusuyla hem de onkoloğuyla konuşursa aslında
son derece faydalı olur. Yani buna çözümü var, yok değil. Hem Östrojen duyarlı hastalarda probiyotik alımını kemoterapi süreci ya da diğer dönemlerde öneriyor musunuz diyor. Probiyotik. Probiyotik alımını dışarıdan tabii ki, şimdi probiyotin kaynağı da önemli bence. Yani bazı probiyotikler tek mikroptan ya da çok az mikroptan oluşan veya çok fazla probiyotik dediğimiz şeyin aslında eşit olması gerektiği, hani bu konuda siz daha iyi yorum yapabilirsiniz. Probiyotik almakta bir sakınca yok. Faydalı da olabilir. Ama bunu yine ne tedavi aldığınız, ne ilaçlar kullandığınız, sizin bağırsak durumunuz, hani sizi iyi bilen bir doktora danışmanızda faydalı. Probiyotiklerin de türleri var. Özellikle onu analiz edip kişiye uygun bir şey başlamak lazım. İlk aklıma geleni değil, bu hastaya uygun olabilecekleri kullanmak lazım. Yine bir soru, östrojen duyarlı hastalarda beslenme şekli kemoterapi dönemi ve sonraki dönem için aynı şekilde mi sürdürülmeli? Ondan sonra herhalde devamda et vesaire yazıyordu, göremedim. Şimdi öyle değil, bundan bahsettik. Evet, bahsettik aslında. Çok kısa tekrar edeyim. Kemoterapi sırasında beslenme farklı. Kemoterapiyle etkileşebilecek ilaç besinler var ve bunlardan kaçınılması gereken besinler var. Kemoterapi bittikten sonra beslenmemiz değişiyor. Hani farklı oluyor. Bunun için yine hem diyetisyen hem doktorla görüşmekte fayda var. Fitoestrojen açısından baktığımız zaman tartışmalı da olsa, hani bu fitoestrojen, mesela maydanoz yemeyelim. Adaçayı ömrümüz boyunca hiç içmeyelim. Soya yemeyelim. Hani bunun böyle çok keskin olmaktan ziyade, yani daha az miktarda, daha nadiren yenilebileceğini düşünüyorum. Aşırı tabii östrojene maruz kalmak da çok akıllıca olmasa gerek. Aslında tabii beslenmede de çeşitlilik esas. Yani fitoöstrojen içeren şeyi kürler halinde, brokoli, kürler halinde atıyorum pazı falan gibi değil. Çeşit çeşit mevsimine uygun lokal ne varsa yerel kendi pazarınızda güvendiğiniz onu kullanalım. Bir arkadaşımız demiş ki bulantıda akupunktur iyi geliyor. Bunu da söyler misiniz bize katkı olarak? Akupunkturla ilgili görüşünüz var mı hocam? Akupunktur artık yani geleneksel tıp değil, böyle şeye girmiş durumda. Yani terapötik sistemin içine girdi. Burada son derece değerli. Bizim birçok meme kanseri hastasında birçok konuda yardım eden bir şey akupunktur. Medikal yoga bu ayrıca başka bir, bize çok faydası olabilen bir şey. Nelerde faydası olabiliyor? Kas eklem problemlerinde olabiliyor, bulantının giderilmesinde olabiliyor, uykusuzluk için bazen kullanılabiliyor. İşte sigara alışkanlığı olanların sigara bırakılması gibi, yani birçok konuda terapötik etkileri var. Akupunktur. Peki. Meme siyahı geçirdim. 4 seans kemoterapi aldım. 10 yıldır kabızlık çekiyor. Kabızlığa çözüm bulabilir miyim diyor. Kabızlığa çözüm bağırsaklara bir başka bakış açısıyla bakmak lazım. Ona dokunan ne varsa onu çıkaracağız. Gıda da olabilir. Faydalı olan ne varsa onu koyacağız. Bakteri düzeyine bakacağız. Belki test yapacağız ya da sizin bulgularınızla ilerleyeceğiz duruma göre. Ve bazen probiyotik ekleyeceğiz. Yani böyle 5 aşamalı zararlı olanı çıkar, faydalı olanı koy, çeşitli beslenme destekleri kullan. Bunların başında da bence keten tohumu geliyor. Özellikle şey döneminde, kemoterapi, radyoterapi tedavi süresinin dışında. Meme kanseri hastası 10 yıldır kabızlık çekiyorsa muhtemelen doktorların çoğunu görmüştür. Yani gastroenterologdan tutun da her şeye. Ve bu bakış açısı sadece geleneksel bakış açısı olabilir. İşte film çekelim, kolonoskopi yapalım gibi böyle basit ve 5 dakikada 10 dakikada değerlendirilen şeyler olma ihtimali yüksek bu hastayla ilgili. Yani bu hastanın fonksiyonel tıp uzmanı tarafından görülmesine büyük fayda var diye ben öyle düşünüyorum. Hani artık çünkü geleneksel tıptan herhangi bir şey göremediyseniz, artık o sorun çözülemiyorsa demek ki farklı bir bakış açısı gerekiyor. Hemen bir soru. Femera uzun dönem yan etkisi, kemik erimesi yaşıyorum. Ne yemeliyim? 18 yıl bitti. İlk yıl hep brokoli ve ot yedim diyor. Östrojen zengin, tam yerinde başladım. Ha, şeye sunuma diyor. Femerayı uzun dönem kullanmaktan kaynaklı kemik erimesi yaşadığını söylüyor hastamız.
Sizin görüşünüz? Femeranın yarattığı kemik erimesi son derece ağır olabilir bazı hastalarda. Çünkü femera vücuttaki östrojeni tamamen sıfırlar. Yani hiç östrojen kalmaz. Kanser tedavisi açısından son derece faydalı. Hani sen kanserin geri gelmemesi açısından ve tedavisi açısından femera son derece önemli bir ilaç. Yani hayatı kurtaran bir ilaç. Onu önce söylemek lazım. Osteoporozu yaptığı osteoporozun derinliğine göre eğer bayağı derin bir osteoporoz yapıyorsa ciddi bir osteoporoz tedavisi görmesi gerekiyor. Bunun için kullanılan kuvvetli ilaçlar var şu anda artık. Evet, yanında beslenme destekleri gerekirse ben yardımcı olurum istemciğim. Peki. Kalsiyum alması, yeterli kalsiyum alması, D vitamini kullanması Şart. ve bunlardan zengin beslenme. Bunlardan belki de daha önemlisi bol hareket. Çok doğru. Ve kilo vermek, değil mi? Yine insülin direnci, enflamasyon oluşturmamak, bunlar da devreye giriyor. Duktal lobular insüste östrojen pozitif patoloji sonucuyla radyoterapi alıyorum. Besin desteği. Östrojen pozitif patoloji sonucu radyoterapi. Şu anda hiçbir beslenme desteği. Multivitamin düşünür müsünüz hocam bu gibi hastalarda? Vitamini çok düşünmüyorum. Hani multivitaminin çok faydalı olduğunu. Çünkü birçok çalışma var multivitaminle ilgili. Yani bu genel olarak bir sağlığa katkısı olduğu konusunda şey yok. Hani çok fazla veri yok. Bu hasta şanslı. Duktal karsinoma institü yani çok erken evrede. Daha kanserleşmemiş bile. Bittikten sonra muhtemelen tamoksifen ilacı verecekler. Bu hastaya biraz önce söylediklerimizin hepsi geçerli. İnsülin direncini azalt. Yağ dokunu azalt. Vücuttaki östrojen miktarını azalt, vücuttaki inflamasyonunu azalt. Değil mi? Buna dair bir beslenme tarzı ve yaşam tarzı ve bir egzersiz düzeni getirmesi gerekir bu hastanın. Çünkü ileride meme kanseri olma riski normal insanlara göre biraz daha fazla bu hastanın. Rüçhan Bey, bu hastanın aynı zamanda D vitaminine, B vitaminine, efendime söyleyeyim, magnezyumuna destek gerekebilir. Ayrıca ben radyoterapi alan hastaların baş boyun olmasa da ya da gastrointestinal sistem olmasa bile glüteminden bağırsağı beslemek anlamında faydalanabileceklerini düşünüyorum. İyi cevaplar da alıyorum açıkçası. Çok şeye girmiyorum ama kemoterapi olgularına, ay şey, radyoterapi olgularına. Şey körlemesine değil de hastanın bütün metabolizmasını değerlendirilip gerekli testlerin, gerekli tetkiklerin yapılıp ondan sonra ne tür bir takviye ya da destek alması gerektiğine karar vermekte fayda var. Harika. Peki, zannederim zamanınızı epey aştık. Devam edin, biz memnunuz diyenler de oldu ama bizi izleyenlere sonsuz saygımız var. Onları... Daha yaparız inşallah. Tekrar sizinle Ferda böyle bir şey. Evet, şöyle bir şey olabilir. Devamını isteyen arkadaşlarımız not olarak bu paylaşımdan sonra da olabilir. Bunu IGTV olarak kaydetmeyi başaracağım inşallah. Onun altına da isteklerini, mesajlarını, konu başlıklarını, üzerinde durulması gereken konu başlıklarını kanser ve fonksiyonel tıp anlamında yazabilirler. Biz elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar buradan bilgi aktarmaya devam etmek isteriz. Bu yayını kaydedeceğiz ve sonra isterseniz IGTV'den tekrar tekrar seyredilebilir değil mi? Yani öyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Evet, onu yapmayı amaçlıyorum. Ve onun altına alacağımız yorumlara göre de talep edilen şey ne olursa bir dahaki şeyimizde, yayınımızda onun üzerine bina edebiliriz. Tabii değerlendireceğiz. Benim davetlim olarak katıldığınız için size çok çok teşekkür ederim. Çok bilgilendim. Çok faydalandım. Eminim herkes faydalanmıştır. Ağzınıza sağlık. Çok Çok teşekkür ederim. teşekkürler. İyi O akşamlar. zaman bitiriyorum yayınımızı. Herkese iyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Güle güle güle.